Senelerdir Hasankeyf'te çalışıyorum. Seyahat satıcılık yapıyorum. Bu yeni yapılan baraj nedeniyle biraz mağdur duruma düştük. Yani şöyle diyeyim size, bir seyahat satıcı olduğumuz için bize dükkan vermediler. Kaç defa başvuru yaptığımız halde bu başvurumuz reddedildi. Siz seyahat satıcısınız diye. Benim gibi seyahat satıcı olan Hasankeyf'te yaklaşık 12 kişi daha var. Tabii bu 12 kişiye 20 aile geçimini sağlıyor. Bu 20 aile yeni Hasankeyf'te yerleşim yerinde eğer dükkanlar verilmezse o zaman ne yapacak bu esnaflar? Hani bunların da hak sahipleri var, bunların da hakkı var. Bunlara da hak verilmesi gerekiyor. Hani biz senelerdir bu işi yapıyoruz, biz burada aile geçindiriyoruz. Yani bu aileler ne yapacak, biz ne yapacağız? Doğal olarak biz de bu yeni yapılan Hasankeyf yerleşim yerinde biz de yerimizi iş yapmak istiyoruz, bulmak istiyoruz. Ve bize dükkanlar verilmesini istiyoruz. Hasankeyf'te esnafım. Tezgahım var. Şimdi yeni Hasankeyf'te yerleşim yerinde bize yer verilmedi, tezgahlara yer verilmedi. Ama biz 15 senedir buradayız, tezgahçılık yapıyoruz. 15 senedir buradayız. Mağduruz. Buna bir çözüm üretilmiyor. Herkese dükkan verildi, herkese hak çıkarıldı. Bize bir ayrı bir hak çıkarılmadı işte. Burada mağdur duruyoruz. Karşıda ne yapacağız? Şimdi biz burada iki ortağız. Bu iki ortak ailesi nasıl geçindirecek? Onu düşünmüyorlar. İşinizi bitirecek mi baraj? İşimizi bitirdi zaten. Yani önceden her bir mekanın cirosu 500-600 iken şimdi siftahsız kapattığımız günler oluyor. İnsanlar da gelmemeye başladı. Baraj oluyor. Her yaşantı alanı dönmüş. Günde iki defa patlamalar oluyor. Hiç kayıtlı. Dinamitten patlatmalar yapıyorlar. İnsanlar korkuyor. Evler zarar görüyor. Kimse Hasankeyf'e artık eskisi gibi olan ilgisi odağı kalmadı. Hasankeyf halkının tümü mağdurdur. Tümü mağdurdur. Eski çarşı mesela. Eski çarşını ekleyecek olursak eski çarşı sayesinde bütün esnaflar Hasankeyf'teki bütün esnaflar iş yapıyor, para kazanıyor. Nasıl? Gelen turistler buraya bir lokantada yemek yiyorlar. Fırıncı yaralanıyor, kasap yaralanıyor, manav yaralanıyor. Herkes yaralanıyor. Ama eğer şimdi bu eski çarşıyı kapattıklarından sonra kim ne yapacak? Hasankeyf nüfusu 3100'dür. 3100 kişi ekmeğini evde yapar, sebzesini kendi yetiştirir. Birçoğunun hayvanı var. Buradaki bütün esnafların geliri turizm üzerinedir. Çarşıyı kapattıktan sonra turizm kapanacak. İnsanlar da gelmemeye başlayacak. Gelen turistler zaten buraya bir şeyler almak için hadi alışveriş yapalım, Hasankeyf'e gidelim diye gelmiyorlar ki. Niye geliyorlar? Gezmek için geliyorlar, bakıyorlar, beğendiler, alıp gidiyorlar. Hasankeyf'in eski çarşısında hediyelik eşya dükkanım var. Esnaflık yapıyorum 3 yıldır Hasankeyf'te. Baraj çalışmaları başladığı günden beri gelirimiz yani %80 falan azalma oldu gelirle ilgili. Şimdi Hasankeyf'in çarşısı boşaltılacak deniliyor. Bu boşaltılacak dedikleri zamandan beri iş yapamıyorum, mal getiremiyoruz. Bizim üzerimize psikolojik bir baskı oluyor. Yani şayet Hasankeyf'in çarşısı boşaltıldığı zaman zaten bu işi yapamayacağız orada. Şu an Hasankeyf'in %80'den fazlası zaten geçimini turizm sayesinde sağlıyor. Çarşı kapatıldığı zaman esnaflara herhangi bir iş imkanı falan da sağlanılmıyor. Yani mağduruz. Bu durumda yetkililerin bir el atmalarını istiyoruz bu durum için. Yani şu çarşı boşaldığı zaman da yapacak bir işimiz olmadığı için yetkililerden bir iş imkanı istiyoruz. Yani bize geçici olsa bile bir iş imkanı sağlasalar memnun oluruz. Hasankeyf'te ikamet ediyorum ve geçimi rehberlikle sağlıyorum. Şimdi Hasankeyf'e ilk geldiğimde lokantalarda çalıştım iş yoğun olduğundan dolayı. Daha sonrasında işlerin hafiflemesiyle beraber mecbur gelen misafirlerle ilgilenmeye başladım. Şimdi Hasankeyf'in tarihi zaten kesin olarak bilinmiyor. Yani ciddi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmadığından dolayı hangi medeniyetin daha hangi katmanda olduğunu bile bilmiyorlar. Bu 30-35 yıllık bir kazı süreci gerçekleşmiş burada. Bunların hepsini boşa çıkararak maalesef üstünü örtbas etmeye çalışıyorlar. Şimdi de çarşının boşaltılma muhabbeti var.
maalesef halk ciddi bir şekilde hem terör mağduru hem de bu baraj mağduru. Bu mağduriyetin gerçekten giderilmesini bekliyoruz. Evet, dinamik seslerini görüyoruz. Şu anda Türkiye'nin ilk petrol çıkan dağlarından patlama seslerini duyabiliyoruz zaten. Güya koruma adı altında çalışmalar yürütülüyor. Kalenin ön tarafına perde bir beton örülüyor. Bunun da malzemelerini maalesef Raman Dağları'ndan temin ediyorlar. Dinamitlerle patlatarak. Al kodeyi çıkayıp geliyor.